Selamun aleyküm kıymetli öğrenciler ve değerli dostlar. Müezzinliğin ve kamet getirilişin tecvidli olarak gösterilmesi, okunması. Kıymetli dostlar, Ezan-ı Muhammediye'yi daha önce tecvidli olarak anlatmış idim. Bugün ise kametin ve müezzinliğin tecvidli okunuşunu göstermek istiyorum. Başlamadan önce kanalıma abone olarak destek vermenizi istiyorum. Herkesten Allah razı olsun. Hemen başlayalım. Kamet. Kamet, farz namazlardan önce namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kamet getirmeleri sünnettir. Kaza namazlarında da kamet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir. Getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde ise sevaptan mahrum kalınır. Yani namaz olur. Kamet. Allahu Ekber. Bakınız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dört defa Allahu Ekber diyoruz. Ancak buradan ben harflerin çıkış yerlerini, tecvid kurallarını söylemek istiyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burada Allah lafzı kalın okunur. Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olduğu zaman Allah lafzı kalın okunur. Allahu, yani Allahu değil. O Türkçe'de yazılışı. Demek ki Allahu diyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bunu bazen Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen de var. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen de var. İkisi de doğru. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ber. Ber diye kalın okuyoruz. Niçin? Ra sakin olursa durduğumuz zaman burada sakin okumuş oluyoruz. Allahu Ekber. Üzerine cezim koymuş oluyoruz kendimiz durduğumuz zaman. Ra sakin olursa, ra'dan önceki harfin harekesi üstün olursa ne olur? Ra kalın okunur. Allahu Ekber. Bakınız. Ber değil. Ber. B'yi E sesi vereceğiz. B. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü. Eşhedü. En le. Nun sakinden sonra lam gelince idgam billahu ne olur? Elle denir. Ve tutulmaz. Harf birbirine katılır. Enle denmez. Elle. Eşhedü en la ilahe. Eşhedü en la ilahe. Lamı dört elif uzatıyoruz. Metni münfasıldır. Harf-i metten lamı çeken burada elif var. Lam alifin elifi var. Sevim metten uzun elif gelmiş. Ayrı kelimeler olduğu için metni münfasıl olur ve dört elif uzatılır. Elle. En demiyoruz. Elle ilahe illallah ille illallah. Allah lafzına kalın okuyoruz ve çekerek duruyoruz. İllallah. Eşhedü elle ilahe. Buradaki he'yi uzatmıyoruz. Çünkü kendinden önce uzatan bir harf olursa he uzatılmaz.
En la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü. Bunu bazen böyle camilerde bazı cemaat kardeşlerimiz kamet getirirken eşhedü diyor, eşhedü. Şunun üzerine şedde koyuyorlar, yanlış. Biz böyle yapmamamız için şu anda tecvitli olarak anlatıyorum. Eşhedü. Enne. Nunun üzerine şedde gelince tutulur. Enne. Eşhedü enne. Muhammeden. Muhammed. Nunun ve mimin üzerine şedde gelince idgam isyan maluguna olur ve tutulur. Bir, 1,5 elif miktarı tutulur. Muhammeden ra. İki üstünden sonra ra gelince idgam bilavu ne olur? Sanki şedde varmış gibi okunur. Ama tutulmaz. Harf birbirine katılır. Şöyle ki Muhammederra derra denra demiyoruz artık. Muhammederra derra Muhammederrasülullah lullahi durduğumuz zaman Rasulullah sin ince rasü su değil sin ince harfi olduğu için sü sesi veriyoruz. Rasulullah lü ama Allah lafzını kan okuyoruz. Bir daha okuyalım. Eşhedü enne Muhammeder Rasulullah. Eşhedü enne Muhammeder Rasulullah. Çekerek duruyoruz. Rasulullah. Sonunda H harfini gösteriyoruz. H harfi ha. Hayye. Ye üzerinde şedde var. Hayye. Ale salati. Ale. Sat harfi alessa salati hayye alessalati lam elifi çekiyoruz. Lam elifin üzerinde üstün olduğu zaman bir elif uzatılır. Burada yuvarlak T var. Hayye alessalati yazıyor. Eğer burada H harfin üzerinde pardon T harfin üzerinde durduğumuz zaman yuvarlak T'ler H olur. Yuvarlak T'ler H olur. Şöyle ki Hayye alessale Hayye alessale çekerek duruyoruz. Hayye alessale ama geçer isek Hayye bazı camilerde müezzin kardeşlerimiz geçiyor. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Namaz kıldıran kişiye imam denir biliyorsunuz. Müezzin efendi geçiyor bazen o zaman ti diyerek okuyarak geçiyor. Şöyle ki Hayye ala salati Hayye ala salah Hayye ala salati Hayye ala salah diyor. Durduğumuz zaman yuvarlak t'ler he olur. Bir de okuyalım. Hayye ala salati Hayye ala salah Hayye alel lamun üzerinde cezm var. Alel felahi felahi lam çekiyor. Felahi hi değil. Hı, ha harfi kalın harftir. Hı sesi veriyoruz. Hı, ı sesi veriyoruz. Hayye alel felahi Hayye alel felah durduğumuz zaman cezim koyuyoruz. Felah ha. Ha harfini çıkarmamız gerekiyor. Biraz uğraşacağız. Hayye alel felah. Eğer ha diye çıkarmıyorsak bile hayye alel felah diye böyle ha sesi vereceğiz. Felah he sesi vermeyeceğiz. Hayye alel felahi. Hayye alel felah. Veya hayye alel felah. Hayye alel felah. Kade
Gade ne yaptık burada? Galgale yaptık. Dalın üzerinde cezim gelince galgale yapılır. Harf titreştirilir. Gade gat kâmeti sala değil. Gat kâmeti sala. O avamca okuyor. Eğer tecvid kurallarını bilen bir kardeşimiz gade diye galgalesini yapar. Gade kâmeti salatü. Gade kâmetis ti. Tissa satkan olduğu için sa. Kâmetis salatü. Yine yuvarlak T'de durduğumuz zaman H olur. Şöyle ki Gande gâmetis sale. Gande gâmetis sale. He. Allahu e Allahu Allahu ekber. Ber yine karın okuduk. Niye? Çünkü ra'da durduğumuz zaman ra sakin vermiş olduk. Ra'dan önceki harfin harekesi üstün veya ötürü olursa ra karın okunur. Ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Yine bunu bazı böyle hızlı okuyan kardeşlerimiz Allah ekber, Allah ekber diyor. Allahu ekber, Allah esasında Allahu ekber, Allahu ekber. Ayrı ayrı okumamız lazım. Tane tane. Bir daha okuyalım. Allahu ekber, Allahu ekber. Geçer isek Allahu ekber, Allahu ekber. Ha, geçerse kimisi şöyle geçiyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Kimi? Allahu ekberullahu ekber diyor. Doğru. Allahu ekber, Allahu ekber de deyip geçebiliriz. La ilahe. Burada lamı dört elif uzatıyoruz. La ilahe. Çünkü niye? Lamı çeken harfimetten elif var. Uzatma harflerinden elif gelmiş. Lam elifin elifi gelmiş. Sebebi metin uzun elif gelmiş. Ve metni munfasıl olur. Dört elif uzatılır. Normal okuyuşlarda. Tabi ezan Muhammedi de daha da fazla uzatabiliyorlar. La ilahe. La ilahe. He'yi uzatmıyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet. Bir bütün olarak tekrar edelim inşallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alassalati. Hayye alassalah. Hayye alelfelahi. Hayye alelfelah. Gad gametissalatu. Gad gametissalah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Evet, bir daha tekrar edelim. Allahu ekber. Durursak Allahu ekber. Dört defa Allahu ekber diyoruz. Allahu ekber,
Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alassalati, hayye alassalah. Veya durabiliriz de. Hayye alassalah, hayye alassalah. Hayye alel felah, hayye alel felah. Gad gametis salatu, gad gametis salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Kametin Türkçe okunuşu ve anlamı. Okurken ne diyoruz onu da bilmek lazım. Şöyle ki, dört kere Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. İki defa Eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İki defa Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Bunu böyle minarelerden ilan ediyoruz. Allah'ın var ve bir olduğunu, Peygamberimizin Allah'ın elçisi, temsilcisi olduğunu ilan ediyoruz. Hayye ala salah, haydi namaza. Hayye ala salah, haydi namaza. Hayye alel felah, haydi kurtuluşa. Bakınız, felah kurtuluşa. Kurtuluş namazda. Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa. Sadece bu kametlerde getirilir biliyorsunuz. Ezan-ı Muhammed'de burası yoktur. Kad gameti sale, namaz başladı, namaz başladı. Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir defa söylüyoruz. Kamet getirildikten sonra İmam Efendi Allahu Ekber diyerek namazı başlar. Sonra namazı Fatiha bir süre okur. 4 rekat veya 2 rekat namazını bitirir. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkar. Sonra müezzin efendi devreye girer. Yani müezzinlik devreye girer. Müezzin namazın farzından sonra selam duası okur. Şöyle ki Allahümme el, bakın Allah Allah ella değil. O da yanlış. Allah da yanlış. Allahümme mimin üzerinde şedde olduğu zaman tutuyoruz. Allahümme ente nundan sonra te gelince ıhfa olur tutulur. Enteselamu Allahümme enteselamu ve minke nun sakinden sonra kef gelince de ıhva yapılır, tutulur. Ve minkesselam durduğumuz zaman cezim koyuyoruz. Ve minkesselam teberakte tebe be ince tebe tebe bir elif çekiyoruz metni tabi. Teberak te. Yevel peltekze. Yevel celali. Yevel celali.
vel ikram. Yine mümin üzerine cezim koyuyoruz durduğumuz zaman. Vel ikram. Bir daha okuyalım. Allahümme entesselamu ve minkesselam. Tebarakte ya zel celali vel ikram. Ya zel peltekze ve ya zel celali vel ikram. Anlamı: Allah'ım, selam sensin. Selamet ve esenlik sendendir. Bakınız, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın diyoruz. Sonra selam duasından sonra müezzin cemaatin selavat getirmesi için aşağıdaki duayı okur. Ale, billah çekiyor. Ale, çünkü ye var burada. Ale Rasulina salavat, salavat. Bir daha okuyalım. Ale, 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 ala, la değil. Lam ince harf. Ale Rasu, ra kalın, Rasuline salavat ve anlamı: salat Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Evet. Bunu söylediğimiz zaman salat Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun diyor. Sonra biz içimizden Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala el seyyidina Muhammed diyoruz. Veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz. Yani Peygamberimizin üzerine selavat getiriyoruz içimizden. Cemaat selavat getirdikten sonra müezzin aşağıdaki duayı okur. Sübhanallahi, sübh, galgala yapıyoruz. B'nin üzerine cezim gelince galgala yapılır. Süb, 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 ha, harfini çıkarıyoruz. Sübhanallahi, nallahi, Allah lafzını kalın okuyoruz. Sübhanallahi, velhamdülillahi, lillahi, ince okuyoruz. Lamdan Allah lafzından önce esre gelince ince okunur. Allah lafzından önce üstün gelince kalın okunur. Allah lafzı. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe, lamı dört defa uzatıyoruz. Çünkü lamı çeken elif var. Sebebetten hemze gelmiş. Dört elif uzatıyor. Ve la ilahe, ilahe, lamı bir elif uzatıyoruz. Ve la ilahe illallah. Devam ediyoruz. İllallahu vallahu ekber. İllallahu vallahu ekber. Ber. Vallahu ekber. Ra'yı kan okuyoruz. Enkber. İllallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la havle ve la kuvvete, kaf kalın, kuvvete illa billahil aliyyil azim. Z kalın harflerdendir. O ayın azim, azim. Ve la, metni tabi birer elif çekiyoruz. Ve la havle ve la kuvvete. Kuvvete değil, ku değil. O Türkçe'de. Gaf harfi kan okunur, gu. Kuvvete illa billahil aliyyil azim.
diye uzatılır. Bir daha okuyalım. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Anlamı: Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Yani Allah eksik değildir, tamdır, mükemmeldir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur. Âmenna. İnandık ve tasdik ettik. Bakınız, dualarda hep böyle Allah'ın büyüklüğünü ifadeler var. Namazda biz o büyük olan Allah'ın huzurundayız. Müezzin efendi veya kendimiz yukarıdaki duayı bitirdikten sonra sessizce Ayetel Kürsi'yi okuruz. Ve Ayetel Kürsi ayet olduğu için Euzu Besmele ile başlarız. Biz hızlı bir şekilde okuyalım. Çünkü konumuz Ayetel Kürsi değil. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. Lehu ma fissemâvâti ve mâ fil ar'u. Burada durak var. Men zellezî peltekzel. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. Peltekze. İlla biiznih. Sin durak var. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ha halfehum ve la yuhidune. Bakınız, ve la yuhidune bi şeyim min ilmihi illa bima şa. Hemze üzerinde durduğumuz zaman böyle durulur. İlla bima şa. Vesi'a kürsiyyühü semavati vel arda ve la yeüdühü. Ü çekiyor. Altında met yazıyor bunun altında. Yeüdühü hıfzuhuma ve huvel aliyyül azim diyoruz. Ayet-i Kürsi'yi okuyoruz. Üzerimize üflüyoruz. Bunun tecvid kurallarını başka bir derste ayrıntılı olarak işleyeceğim inşallah. Çünkü Ayet-el Kürsi'yi çok okuyoruz. Doğru okumamız gerekiyor. Okuduktan sonra, üzerimize üfledikten sonra tesbihata geçilir. Ayet-el Kürsi'den sonra tesbihata geçilir. Müezzin veya kendimiz cemaatin 33 defa Subhanallah demesi için aşağıdaki duayı söyler. Şöyledir: Ve huvel aliyyül azimü zül peltekze zül celali sübhanallah. Kalkale yapıyoruz. Sübhanallah. Bir daha okuyalım. Ve huvel aliyyül azimü zül peltekze zül celali Sübhanallah der. Müezzin yukarıdaki duayı okuduktan sonra herkes sessizce 33 defa Sübhanallah der. Müezzin efendi bunu söylerken Sübhanallah veya biz Süb galgala yapıyoruz. Sübhanallah. Sübhanallah. Doğru okunuşu bu.
Sübhanallah. Tesbih çekerken Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dememiz lazım. Ama bazen nereye acele ediyor isek süp 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 veya elem dülem 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 düle lokbar 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 sağımızda ve solumuzda bulunan melekler sağdaki sevapları yazıyor, soldaki günahları yazıyor. Melekler belki birbirinin yüzüne bakıyorlar. Ya bu adam ne diyor? Süp 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 süp. Allah korusun. Allah'ın isimlerini güzel söylememiz lazım. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diye. 33 defa Sübhanallah diyoruz. Sübhanallah dedikten sonra müezzin cemaatin 33 defa Elhamdülillah demesi için aşağıdaki duayı söyler veya kendimiz okur iken, kendimiz kılarken kendimiz söyleriz. Sübh, galgale yapıyoruz. Sübh, sübh, Sübhanel, Sübhanel Kerimi, Sübhanel Kerimi, Dâi, Menil, Hamdülillah, Dâi, Menil, Hamdülillah, Sübhanel Kerimi, Dâi, dört elif çekiyoruz. Dâi, Menil, Hamdülillah. Sübhanel Kerim'i daimen elhamdülillah diye hızlı bir şekilde okuyabiliriz. Müezzin yukarıdaki duayı okuduktan sonra herkes sessizce 33 defa elhamdülillah ve burada 33 defa elhamdülillah, 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 elhamdü. Bakınız elhamdü, hamd lillah, Allah içindir. Allah'adır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyerek 33'e tamamlanır. Elhamdülillah dedikten sonra müezzin cemaatin 33 defa Allahu Ekber demesi için aşağıdaki duayı söyler. Rabbil, Rabbil alemine, alemine, teala. Rabbil alemine, teala, teala. Şanühullahu ekber. Şanühullahu ekber. Şanühullahu ekber. Müezzin yukarıdaki duayı okuduktan sonra herkes sessizce 33 defa Allahu Ekber der. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Daha sonra 33 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz. Müezzin tesbihlerden sonra şu duayı okur. La ilahe lamı dört elif uzatıyoruz. Metni munfasıl. La ilahe illallahu illallahu vahdehu la şerike le vahdehu hu çekiyoruz. Hü zamirinden önce harfin hareketi üstün olsa hü zamiri çeker. Vahdehu La ilahe illallahu vahdehu vahdehu la şerike lehu lehul mülkü lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala lam çekiyor ala kulli şeyin kadir. Burada ıhva yapıyoruz. Külli şeyin ga ıhva tutuyoruz. Şeyin kadir. Ra'yı ince okuyoruz. Çünkü ra'dan önceki harfi esre olursa, esre çekerse ra ince okunur. Şeyin kadir. Bir daha okuyalım.
La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Burada duruyoruz. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Anlamı, eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır ve O her şeye gücü yetendir. Bu dua yaptıktan sonra şu dua ile tamamlıyoruz. Sübhane, galgala yapıyoruz. Sübhane, Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Burada bazı kitaplarda Aliyyil lam elif var. E'lel Vehhab. Sübhane Rabbiyel Aliyyi E'lel Vehhab. Galgala yapıyoruz. Sübhane Rabbiyel Aliyyil diye lam elif var bazı kitaplarda. Aliyyil E'lel Vehhab. Buradakine göre okuyalım. Sübhane Rabbiyel Aliyyi bakınız ayın e'lel vehhab. Sonu galgala yapıyoruz. Ben üzerinde cezm olunca galgala yapılır. Vehhab vehhab. Dua bitince amin denir. Amin denir. Evet. Sübhane Rabbiyel Aliyyi E'lel Vehhab görülmemiş. Özür dileriz. Allah kabul eylesin. Rabbim dualarımızı, tesbihatlarımızı kabul eylesin inşallah. Doğru ve düzgün şekilde okumayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.